Bahçeden güllerimizi topladık. Şimdi gülün nasıl damıtıldığını öğrenmek için bir fabrikaya geldik. Fabrikanın adı Erçetin Fabrikası. Burada güller, bahçeden toplanan güller buraya getirilip gül yağı elde ediliyor. Ben fazla bilmediğim için sözü benim babam olan Profesör Doktor Hasan Baydar'a veriyoruz. Evet, Erçetin Gül Yağı Fabrikası'nın önündeyiz. Fabrikanın sahibi Sayın Nuri Erçetin'le birlikteyiz. Evet, Nuri Erçetin. Kendisi oldukça başarılı genç bir iş adamı. Gülcülük sektörünün önde gelen duayenlerinden Ekrem Erçetin'in oğlu. Kendisini de burada rahmetle anıyoruz. Oğlum Arda Baydar için Sayın Nuri Erçetin'den kısaca fabrikada kendi fabrikasını tanıtmasını ve kısaca gül çiçeklerinden gül yağı nasıl damıtılıyor bize göstermesini önemli rica edeceğiz. Evet, buyurun. İsterseniz öbür tarafa gidelim. Çiçekler falan var orada. Evet. Tamam. Evet. Şimdi çiçekler buradan kamyonlarla geldikten sonra bantlarla yukarıya gönderiliyor. Bu taraf damıtma kısmı, bu tarafta gül yağı üretimi yapılıyor. Ondan sonra burada da katı gül yağı dediğimiz konkret üretimi yapılıyor. Bu tesiste çiçekler solventle karıştırılıyor. Solvent çiçeklerdeki koku veren maddeleri ve rengini alıyor. Ondan sonra da solventi uçuruyoruz. Katı gül yağı dediğimiz oda sıcaklığında katı halde bulunan ürünü elde etmiş oluyoruz. Burada verim oldukça yüksek. Normalde damıtmada 4 ton gül çiçeğinden 1 kilo yağ alıyoruz. Burada ise 400 kilo çiçekten 1 kilo katı gül yağı alıyoruz. Katı gül yağı kozmetikte ve parfümlerde ağırlıklı olarak kullanılıyor. Ancak katı gül yağının parfümlerde kullanılması için tekrar bir işlemden geçmesi gerekiyor. Katı gül yağı alkolle karıştırıldıktan sonra -20 dereceye kadar donduruluyor ve alkolü uçuruluyor. Sonuçta da sıvı halde katı gül yağının sıvı haldeki halini elde etmiş oluyoruz. Buna da gül absolüsü adı veriliyor. Evet. Evet, teşekkürler Nuri Bey. Şimdi de bize gül yağını kısaca nasıl elde ediliyor? Tabii. Orayı hemen ziyaret edebilir miyiz? Tabii hocam. Teşekkür ederiz. Evet, gördüğünüz gibi son derece oldukça modern, hem damıtma hem de ekstraksiyon yapılan Erçetin Gül Yağı Fabrikası'ndayız. Şimdi damıtma ünitelerinin bulunduğu bölüme geçiyoruz. Evet. Evet, burası sanıyorum ekstraksiyon ve damıtmadan gelen postalar. Evet. Gül çiçeklerinin işlendikten sonraki toplandığı yerler burası. Buradan da işte köylere gönderiyoruz. Onlar da kurutup yakacak olarak kullanıyorlar. Evet. Şimdi gül çiçeklerini gördük. Evet. Bu şekilde çuvallar içinde toplanıp bize gönderiyorlar. Evet, Arda Bey de görebilir mi çiçekleri? Evet, tabii. Evet, kokusunu hemen aldık. Son derece taze.
bu sabah toplanan gül çiçekleri. Evet. Hafif nemli. Dün akşam biraz yağış vardı. Bunlar biraz sonra kazanlarda kaynatılmak için bu banttan yukarıya verilecek. Evet, görelim mi? Görelim. Çıkalım mı buradan? Çıkalım. Evet. Buyurun. Evet. Arda'yla birlikte ve Nuri Erçetin'le birlikte şimdi gülün ruhunun nasıl yakalandığını göreceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi son derece büyük bir gül yağı fabrikası. Nefis kokular alıyoruz. Usta şey yapsana, aşağıdan da çuval kurşun alıp. Evet, Ekrem Erçetin bize derdi ki bunlar ruh çıkartma makineleri. Ama çiçeklerin ruhunu yakalıyoruz derdi. Doğru. Evet. Şimdi bunlar damıtma kazanları. 3000 litre kapasiteli. Bunların içine 500 kilo gül çiçeği, 1500 kilo da su koyuyoruz. Daha sonra işte kapaklar kapandıktan sonra alttan buhar vererek suyu kaynatıyoruz. Suyun kaynamasıyla birlikte gül çiçeğindeki koku veren maddeler buhara geçiyor. Burada işte su var mı? Var abi, var. Tamam, onu dökelim. Biraz geldi, şeyin döküldüğü gibi. Evet, kazanlarımıza taze toplanmış gül çiçekleri basılıyor. Nuri Bey'in dediği gibi her kazana yaklaşık 500 kilo çiçek, 1,5 ton su konuyor ve 100 santigrat derecede kaynatılıyor. Şimdi kaynama başlayınca şimdi buhar yükseliyor, buraya geliyor. Buradan boyundan öndeki kolona geçiyor. Evet. Orası yoğunlaştırıcı. Alttan soğuk su veriyoruz. Soğuk suyla sıcak buhar karşılaşınca bir ısı alışverişi oluyor. Buhar yoğunlaşmaya ve sıvı hale gelmeye başlıyor. En sonunda da isterseniz arkadan soğuk, evet, bakalım. Şimdi isterseniz şu karşıdaki kazan çalışıyor, orada görelim. Hani yolun akışını görelim. Yoğunlaşan buhar gördüğünüz gibi sıvı halde bu öndeki ayırıcıya geliyor. Ayırıcıda su ve gül yağı ayrışmaya başlıyor. Gül yağının gördüğünüz gibi en üstte. Bunun nedeni de gül yağının yoğunluğunun sudan daha hafif olması. Gül yağları üstte topluyor. Daha sonra bunun içinden öndeki şişeye alıyoruz. Evet. Burada toplanan gül yağları dinlendiriliyor. Filtre ediliyor. Ve satışa hazır hale getiriliyor. Buna sıvı altın deniyor. Doğru mu? Doğru hocam. Çünkü hani 4 tondan 1 kilo yağ alıyorsunuz. Dolayısıyla hani damla damla yapılan bir üretim. O açıdan değerli. Ve tabii birçok insanın emeği var burada. Çiftçisinden işte damıtma işçisine kadar. Herkesin büyük emekleri var. Evet, biz de sizi tebrik ediyoruz. Böyle güzel bir işletmeyi başarıyla yönettiğiniz ve Isparta ekonomisine büyük kar ve fayda sağladığınız için Arda Baydar adına çok teşekkür ediyoruz. Arda, sen söylemek istediğin var mı bir Nuri abine? Bizi gezdirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Aslında tabii böyle bir ödev verilmesi çok iyi bir şey. Gülcülük
Bildiğiniz gibi dünyada iki önemli ülkede üretim var. Bulgaristan ve Türkiye. Türkiye en büyük üretici ve dünya parfüm sektörünün ihtiyacının %60-%70'i Türkiye'den karşılanıyor. Ve o açıdan yani Türkiye dünyanın en büyük gül çiçeği ve gül yağı üreticisi. Bu da bizim için gurur verici bir şey. Evet, evet. Bu işin geliştirilmesi için gençlerin öğrenmesi ve eğitim görmesine yararlı. Şimdi bu çekilmiş olan video görüntüsünü Zafer İlk Öğretim Okulu öğrencileri izleyecekler. Evet. Çok hoşlarına giderlerse herhalde sizi çok rahatsız etmiyor, başlarlar. Siz de işlerinden bir tanesini sanıyorum geleceğin gülcüsü olarak yardımcı olarak çalıştırmaya başlarsınız. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz Nuri Bey. Verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim. Size başarılı bir kampanya dönemi çok diliyoruz. Ben de tüm öğrenci arkadaşlara başarılar dilerim. Evet, biz de teşekkür ediyoruz.